Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Akın Yılmaz'ın ekibinden Furkan Koçak. Bugün kendi markanız nasıl yaratılır, Amazon'da private label nedir, nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bu iş modülüne geldiyseniz sizi tebrik ederim. Çünkü Amazon'da dropshipping online arbitrajdan sonra top kısım, son kısım private label'dır. Bu işin profesyonel kısmıdır. Private label nedir? Private label kısaca bir ürünü üreticiden alıp marka ve kendi marka ve logomuzu oluşturarak satmaktır. Avantajları nedir? Neler yapmalıyım? Ürünleri siz üretme zahmetine girmezsiniz. Burada yapmanız gereken Amazon'dan çok satan, talep gören bir ürünü bulup ve daha sonra kendi marka ve logonuz altında etkileyici bir ambalaj oluşturup satmaktır. İşte bu yüzden rakiplerinizden sıyrılıp satış yapma oranınız daha fazla olacaktır. Private label başlamadan önce unutmamanız gerekenler. Private label dropshipping gibi müşteriden gelen para ile ürünü alıp göndermekten çok farklıdır. Bundan dolayı elinizde yüklü bir sermaye gerekiyor. Bu sermayeden kastım iyi bir yatırım maliyetiniz olması gerekiyor. Önceki online arbitraj videosunda bahsedildiği gibi dropshipping bebeklik, online arbitraj gençlik, private label yetişkinlik haliniz gibi düşünün ve tüm şartların bilincinde olup hareket edin. 8 adımda nasıl Amazon'da satışa başlanır? 1. adım Amazon satıcı hesabı açma. Bildiğiniz üzere Amazon'un birçok pazar yeri mevcut. Nerede satış yapmak istiyorsanız orada bir satıcı hesabı açıyoruz. Google'a gidiyoruz. Amerika ise sellercenter.amazon.com, Kanada ise CA, İngiltere ise JOOK ve diğer ülkeler ise onların kısaltmasını yazarak bu şekilde Amazon'a kayıt oluyoruz. 2. adım ürünleri akıllıca araştırıp seçiyoruz. Bu kısım en önemli kısımdır ve en çok zamanımızı buraya yatırmalıyız. Ürün araştırırken genel bazı ürünler seçmeli, kolayca üretebileceğimiz ürünleri bulmalıyız. Bunlar el feneri, su şişesi, çanta, havlu, spatula olabilir. Araştırma bir işletmenin temelidir. 3. adım rekabeti analiz edin. Ürün listenizi oluşturduktan sonra rekabeti inceleyin. Müşteri geri bildirime bakın. Hadi hep birlikte bir tane ürüne bakalım. Mesela ürünümüz çanta olsun. Ve buradan herhangi bir markasız bir çantayı buluyoruz. Bu çantamız bizim çok satan bir çanta diye düşünelim. Ve bunu üretmek istiyoruz. Kendi marka ve logomuzu kullanarak. Önce bunun yorumlarına bakmamız gerekiyor. Olumsuz yorumları olumlu yoruma çevirmeliyiz. Yani neyi eksikse burada bulup onu üreticiye söyleyip onu düzeltmeliyiz. Ürünün kalitesi ise daha kaliteli malzeme kullanmasını istemeliyiz. 4. adım iyi bir tedarikçi bulun. Bu düşündüğünüz kadar zor bir şey değil. Alibaba.com'a girip oradan ürününüzü üreten tüm tedarikçileriyle mailleşebilirsiniz. Bu sayede işiniz çok kolaylaşır. Telefonla görüşme yapmanıza gerek kalmaz. Mutlaka ama mutlaka private label'a izin verdiklerinden emin olun tedarikçilerim. 5. adım marka, logo ve ambalaj tasarlayın. İsterseniz bu kısımda profesyonel bir yardım alabilirsiniz. İsterseniz Canva, benim de şu an kullandığım Canva uygulamasını kullanabilirsiniz. İyi bir logo güveni ve müşteri tabanını arttırır. Bir logo kendisi için konuşur. 6. adım çekici ve optimize edilmiş ürün listeleri oluşturun. Ürün olması gibi listelenmeli ve düzen ahenk güzel olmalıdır. Burada birkaç tane örnek koydum. Mesela bu kaseyi 4 farklı renkte üretmişler, yan yana fotoğraf çekmişler, üst üste koymuşlar, içine de yemek koyarak çekmişler. Bu sayede müşteriyi güzel ve çekici göstermiştir. Ürün anahtar kelimeleri doğru optimize edilmeli ve iyi araştırılmalıdır. En çok aranan anahtar kelimeler bulunmalı. Bunlar başlık açıklama kısımlarında kullanılmalıdır. 7. adım FBA kullanın. FBA demek sipariş alma, paketleme, gönderme işlemlerinin tamamını Amazon'un kendisi yapmasıdır. Burada Prime olursunuz ve daha çok satış yapabilirsiniz. Buybox'ı Amazon genellikle Prime olan müşterilere vermektedir. Bu sayede Buybox alırsınız ve daha çok satış yapabilirsiniz. 8. ve son adım ürünleri piyasaya sürün, satışlarınızı oluşturun. Burada ilk olarak Amazon sizden hemen satış yapmanızı bekler.
Bunun için kampanya yapmanız, birilerine ürünlerinizi aldırıp review almalısınız. Bu ürünleri bedava dağıtmalısınız ve bu sayede ürünlerinizi alan kişiler yorum yapar, 10 tane minimum yorum almalısınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki konularda görüşmek dileğiyle.